Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sayılarda bölük ve basamak kavramları. Birbirine karıştırılan iki ifade. Biliyorsunuz biz sayıları okurken ya da yazarken sağdan sola doğru üçerli gruplara ayırıyorduk. İşte bu her üçerli gruba arkadaşlar bölük diyoruz. Her bir sayının, her bir rakamın diyelim daha doğrusu, her bir rakamın bulunduğu yere ise basamak diyoruz. Bunu merdiven basamaklarından aklınıza gelsin. Her bir adım attığınızda basamak çıkıyorsunuz. Her bir rakamın olduğu yere de basamak diyoruz. Burada dikkatimizi ne çekiyor bakın. Her üçlü grup bölüğü söylerken biz sayıları okurken hep bu bölük hatlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela şurada bir sayımız var, örnek sayımız. Bu sayıyı okurken ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim bakın. 352 milyon 80 bin 148. Burada sadece okurken birler kelimesini kullanmıyoruz. Sonda olan birler bölündeki 148 bir demiyoruz fark ettiyseniz. Ama baştan okurken ağzımızdan 352 milyon, bakın milyonlar bölüğünü kullandık ismini. 80 bin, bakın binler bölüğünün adını kullandık. Ve en son 148. Burada bırakıyoruz. Birler bölümünün adını kullanmıyoruz. Her basamağa, her rakamın olduğu yere basamak demiştik. Her üçlü gruba da bölük demiştik. Basamak adlarına bir bakalım. Bakın en sağdan başlıyoruz gene. Bakın birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Sonra binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. İşte sonra milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Onları yazmıyorum sığmayacağı için ekrana. Dikkatimizi ne çekiyor? Bakın, önce birler bölüğünden başlayalım. Bir tane birlik, hani birlerin anlamı şudur. Hani para gibi düşünün. Bir tane 1 lira demektir. Burası 10 liraların olduğu kısım demektir. Burası da 100 liraların olduğu kısım demektir. Sonra bakın binler kaç tane bin? Bir tane bin, 10 tane bin, 100 tane bin. Yüz binler diyoruz ya, 100 tane binlik demektir arkadaşlar. Milyonlar bir tane milyon, 10 milyonlar 10 tane milyon, 100 tane milyon da 100 milyon oluyor arkadaşlar. Bir, on, yüz, bir, on, yüz, bir, on, yüz katı şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Basamak katlarını bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Tamam. 1, 10, 100 şeklinde giderseniz bakın tekrar yapalım. Birler, onlar basamağı, yüzler basamağı. Şimdi sıra binler bölüğünde olduğu için aklımızdan hep binlikler geçecek. Yine bir tane binlik binler oluyor. Bu sefer 10 tane binlik 10 binler oluyor. Bu sefer 100 tane binlik 100 binler oluyor. Tekrar 1, 10, 100 diye baştan başlıyoruz. Bu sefer milyonlar bölüğündeyiz. Bir tane milyon demek ki milyonlar basamağı. 10 tane milyon, 10 milyonlar basamağı. 100 tane milyon, 100 milyonlar basamağı şeklinde gidiyor. Dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var arkadaşlar. Bunu da maviyle gösterelim. Bakın, burası hem birler basamağı, aynı zamanda da bölüğün adı da birler bölüğü. Bakın, ilk başladığı yer. Burası binler basamağı, aynı zamanda da binler bölüğü. Burası milyonlar basamağı, aynı zamanda da milyonlar bölüğü. Bakın bölük adıyla basamak adı birbirinin aynısı. İlerleyen alıştırmalarda bunları karıştırmamanız için tabii ki gene anlatacağız. Sadece dikkat çekmek istedim. Şimdi nasıl örneklerle karşılaşacağız? Bize bir sayı verecek. Hangi bölükte hangi sayı var? Bunları yazmamızı istiyor. Mesela şurada bir sayı görüyorsunuz. 200 milyon 45 bin 68. 200'ün olduğu yer milyonlar bölü bakın. Milyonlar bölüğünde 200 var. 0,45 yazan yer bizim binler bölüğümüz. Yani 45 tane binliğimiz var demek oluyor. 0,45 yazmamıza gerek yok.
0.45 ile 45 aynı şey. Tabii ki şaşırmamak için. Hocam ama orada 3 basamak olması gerekiyordu. 0.45 yazalım mı? Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yazabilirsiniz. Ve son bölümümüz birler. Binlerle birleri birbirine çok karıştırmayın arkadaşlar. Söylenişi ve yazılışı çok benziyor birbirine. Birler bölümünde de 68 var. Bakın okurken nasıl okuyoruz? 0.68 diye okumuyoruz. 68 diye okuyoruz. O yüzden birler bölümünde de 68 var diyoruz. Şimdi bunun tam tersini yapalım. Bu sefer de bölüklerde hangi sayılar var onu söylüyor bize. Sayıyı siz oluşturun diyor. Yapılan hatayı söyleyeyim. Sırayla gidecekmiş gibi birçok kişi 6'yı yazıyor, 89'u yazıyor, 71'i yazıyor ezbere. Bu sayı tabii ki istediğimiz sayı değil. Peki nasıl yapacağız? Bir kere hangi bölükler verilmiş? Ona dikkat edin. Biliyorsunuz ki en başta bizim hangi bölüğümüz var? Milyonlar bölüğü. 89 demek, milyonlar bölüğünde 89 olması demek, 89 milyon diye okumaya başlamamız gerekiyor. Bakın 89 en başa gelmiş. Peki milyonlardan sonra hangi bölük var? Tabii ki birler, binler bölüğü. 71 binimiz var demektir bu. Tabii ki her bölükte üçer rakam olduğunu unutmayarak başına 0 yazıyoruz. 3'e tamamlıyoruz. Ve son olarak birler. Yani 6 tane de birliğimiz var demektir. Tabii ki onu tek başına 6 olarak yazmıyoruz. Başına 2 tane 0 yazıp 3 basamağı tamamlıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki gene bize bir sayı vermiş. Bu sefer ne istiyor? Bakın, istenilen basamaklarındaki rakamları yazın diyor. Bakın, bölük az önceki soruda bölük konuşuyorduk. Şimdi ise basamak. Mesela hemen şurada büyütelim bakın üzerinde konuşalım. Burada bir sayımız var. 49.504.639. Hemen şöyle bakın üzerlerine tek tek yazalım. Bu 9'un olduğu yer birler basamağıydı. Onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar şeklinde devam ediyordu. Ben zaman kaybetmemek için yazmadım arkadaşlar. Sadece söyleyerek geçtim. Peki bizden ne istiyor? Onlar basamağında hangi rakam var? Bakın onlar basamağımız 3'ün olduğu yer. İşte onlar basamağında 3 rakamı var. Şimdi gelelim yüz binler basamağına. Hatırlayın, yüz bin demek binler bölüğü. Yani şu ortaya dikkat edeceğiz. Şuralarla işimiz yok demektir arkadaşlar. Ortadaki binler bölüğüne bakacağız. Hatırlayın ben size demiştim ki 1, 10, 100 şeklinde katı şeklinde gidiyor demiştim. Burası binler, burası on binler. İşte arkadaşlar aradığımız yer yüz binler basamağı. Yani kırmızıyla gösterelim. Bakın kırmızıyla gösterdiğim yer yüz binlerin olduğu basamak. Yani orada hangi rakam var? 5 rakamı var. Sıra geldi milyonlar basamağına. Biliyorsunuz milyonlar bölüyor şurası. İlk milyonun olduğu yer burası. 9'un olduğu yer. Zaten bize de orayı soruyor. Milyonlar basamağında 9 var diyoruz. 4 hangi basamakta? 10 milyonlar basamağında. Basamakla bölük kavramını birbirine karıştırmayalım. Bölük demek üçlü grubu soruyor demektir. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü sağdan sola doğru saydım. Basamak ise her bir rakamın olduğu tek yer arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi sıra sende kısımlarını birlikte yapalım. Ne diyor? Verilen doğal sayıların bölüklerindeki sayıları yazınız. Şimdi milyonlar bölüğü biliyorsunuz en baştaki kısımda kaç var orada? 9 var. Binler bölüğü ortadaki kısımdı. Bu bölükte kim var? 721. Ve son olarak birler bölüğünde kim var? 0.38. Tabii ki biz sadece 38 yazsak olur. Hangi sayı olduğunu söyle. Bakın okurken nasıl okuyoruz? 9 milyon 721 bin 38. Demek ki birler bölüğünde 38 var. 0 yazmamıza gerek yok. Çünkü ağzımızdan 0.38 diye çıkmıyor. Fark ettiyseniz. İkinci örneğimize gelecek olursak verilen sayıyı oluşturun diyor. Şimdi baktığımız zaman tabii ki hemen 2 ile başlamayacağız buradaki verilen 2 ile. Çünkü biliyoruz ki önce milyonlarla başlanır bizim öğrendiğimiz sayılarda. Milyonlar bölüğünde 49 varmış. Bu şu demek oluyor. Sayımız 49 milyon diye başlıyor. 49'u en başa yazdım.
Sıra kimde? Milyonlardan sonra binler geliyor. Kaç tane binimiz var? 2 tane. Yani 49 milyon 2000 diye devam edecek. Peki 2'yi biz böyle tek başına mı yazacağız? Tabii ki hayır. 3 basamağı tamamlamak için 2 tane sıfır yazmamız gerekiyor. Şu an 49 milyon 2000 oldu. Ve son olarak birler bölümünde de 9 olması gerekiyormuş. Bölükte 3 rakam olması gerekiyor. Tek başına 9'u bırakamayız. Ona da 2 tane sıfır yazarak 3 basamağı tamamlıyoruz. İşte 49 milyon 2009 arkadaşlar. Sayımız budur. Ve gelelim basamak. Basamaktaki rakamı istiyor bu soruda ise. Gene bir sayı vermiş. 887 milyon 660 bin 48 sayısında. Şimdi başlayalım. Binler basamağında kim var? Arkadaşlar binler bölüğünü önce bulalım. Ortadaki üçlü grup binler bölüğümüz. Peki binler basamağı hangisi? İlki. İlk rakamı. O bölüğün ilk rakamı. Yani o basamakta kim var? Sıfır var. İşaretlediğim şu sıfır arkadaşlar. Onu soruyor. Peki gelelim yüzler basamağına. Hatırlayın. Yüzler basamağında ise onu da maviyle gösterelim. Yüzler basamağında ise biraz kaydı. Evet. Yüzler basamağında ise baştan sayalım bakın. Şuraları temizleyeyim. Evet. Şurası birler basamağıydı. Burası onlar basamağıydı. İşte burası yüzler basamağı arkadaşlar. O yüzden yüzler basamağında kim var? Orada da sıfır var. Az önce binlikte de sıfır vardı. Tesadüf aynı çıktı. Peki gelelim 100 milyonlar basamağına. 100 milyonlar. Hemen hangi yere bakacağız? Birler bölüğüyle işimiz yok. Binler bölüğüyle de işimiz yok. Milyonlar, milyon kelimesi geçtiği için direkt gözümüzü milyonlar basamağına dikeceğiz arkadaşlar. Peki 8 mi, 7 mi, hangisi? Hatırlayın 1, 10, 100 diye gidiyordu. Burası 1 milyonlar basamağı. Burası 10 milyonlar basamağı. Burası da 100 milyonlar basamağı. Bakın 1, 10, 100, 1, 10, 100 diye aklınızda kalsın. Bize 100 milyonlar basamağı dediği için şu en baştaki aslında 8'i soruyor demektir arkadaşlar.